Evet. Arkadaşlar, bugün 29 Eylül 2020. YDS ön hazırlık grubunun ilk dersindeyiz ve TENS'lerle başlayacağız. Şimdi ön hazırlık grubu ile ilgili bir iki cümle kurmak isterim. Kendi içinde yine de homojen olmayabilir grup. Kısmi aksaklıklar olabilir. Şöyle ki, aslında biz YDS kursunu upper intermediate düzey falan olarak niteleriz. Advanced, yani ileri nitelikleri de vardır hatta. Ön hazırlığı ise pre-intermediate dolaylarında düşünürüz. Yani A2'den yola çıkmış da B1'e doğru giriş yapmış kişileri kastederiz. Ben şimdi seçtiğim kitap itibariyle gramerde bunu yapıyorum. Okumada da bunu yapacağım. Reader Network'ün belli bir yerinden başlayacağız. Ancak bu konuda dahi zorlanan olursa, şimdi yoksa YDS kursu olamaz. Zaten çok zaman lazım. Genel İngilizceye git önce, 6 ay, 1 sene orada takıl, sonra gel falan dememiz lazım. Biz burada biraz ateşle oynuyoruz aslında, riske giriyoruz. Ama böyle ön hazırlıklı bir program yürütüp sonuç aldığımız pek çok öğrenci de oldu. Hiçbir şey olmadıysa arkadaşlar, konu anlatım olarak başkaca bir ihtiyaçları kalmadı. Yani ön hazırlık artı YDS'de konu anlatımını, yani grameri oturttular ama kelime haznesini geliştirmedi. Hiç çalışmadı örneğin öğrenci. Kendi hiç geliştirmedi. Söylediğim soruların hiçbirini çözmedi. Yine de 40 aldı örneğin. Yeniden bir soru grubuna ya da direkt YDS düzeyinden bir 2-3 aylık çalışmaya yürürse zaten yine işini halledecek kıvama geldi. Şimdi biz kullanacağımız kitaptan bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Betty Schramford Azer'ın Allah. Fundamentals of English Grammar'ını kullanacağımızı söylemiştik malum. Açalım kitabımızı önümüze. Hocam ekran paylaşımı yaparsanız biz de görebiliriz. Tabii tabii yapacağım. Ona uğraşıyorum şu an. Hı-hı. Aynen. Ben de henüz kitap yok, çıktısını alacağım. Yarın elime geçecek herhalde. Hiç sorun yok. Şimdi grupta PDF'ini de paylaşmıştık. Telefondan bakayım o halde. Hiç sorun yok. Grupta PDF var arkadaşlar. Sizden görecek miyim zaten? Şu anda evet, bir yandan göreceksiniz. Bir yandan da ben tahtaya bağlanacağım ara ara. Yani tahta uygulamasını kullanacağım bir yandan. Ve iki taraflı yürüyeceğiz. Şimdi kitabımız bu gördüğünüz gibi. Şu an görünüyor mu? Çok güzel. Cam anahtarıyla beraber. Bunun bir de workbook'u var. Onu da çıktısını alın arkadaşlar. Nab'ın edin. Oradan ödevlendirmeler tamam. Yapacağız çünkü. Evet. Efendime söyleyeyim. Şöyle bakın. Present time, past time, future time diye tensleri birlikte yürütüyor kitap. Ben şimdi kitabımız şöyle bir uygulamaya sahip. Birbirine nasıl diyelim, eş güdümlü gidebilen tensleri birlikte anlatıyor. Örneğin simple present ve present continuous'u bir hamlede hallediyor. Birlikte yan yana arka arkaya anlatıp sonra da bununla ilgili sorular çözdürüyor. Öyle öyle yürüyoruz. Şimdi ben oraya geldim hemen. Hemen hemen geldim. Siz de bir yandan izliyorsunuz değil mi şu an? Evet. Tamam. Şimdi işte şurası. Bir dakika. Acaba inebilir miyiz? O da olur, o da olur. Ha. Şöyle ha. Görüyor değil mi herkes arkadaşlar? Evet. Tamam. Şimdi simple present and the present progressive demiş. Bu bir Amerikan kitap. Mesela present continuous da diyebilir değil mi bu tensin adına? Şimdi biz şu çizelgeyi konuşalım. Ardından ben de yine tahtaya açacağım ve anlatmaya devam edeceğim. Çizelge şöyle bir çizelge. Geçmişi, bugünü, yani past, now,
and Future olmak üzere yarını, geleceği gösteren bir çizelge. Dikkat edin, geçmişten başlayarak geleceğe doğru ilerleyen çarpılar koymuş. Çünkü simple present tense, yani geniş zaman, tense de adlandırmak tehlikelidir bu arada. Yani en yakın şekliyle bizde geniş zaman karşılığı, öyle diyelim. Tamam mı arkadaşlar? En yakın hali. Efendim, ama yine de dediğim gibi tehlikelidir. Çünkü tense'leri gördükçe, tanıdıkça anlayacaksınız ki geniş zaman veya şimdiki zaman diye bildiğimiz bir tense aynı zamanda geleceği anlatıyor. Değil mi? Böyle şeyler göreceğiz. Şimdi birkaç örnek cümle var burada ama ben oraya geçmeden doğaçlama, kendi anlatımıma dönüş yapmak istiyorum. Siz de uygun görürseniz. Tahtayı açıyorum şimdi. Yes. Text. Şunu buradan bir çekelim. Şöyle. Videomuz kısmen burada görünüyor zaten. Onu da şuraya alalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar. Simple present tense. Bazılarına ad koymakta sakınca görmeyeceğiz yine de. Geniş zaman. Söz konusu olan tense. Şimdi orada çizelgede de gördünüz. Çizelgede de diyagramda görülen şeyi biz kelimelere dökelim mi? Dökeceğiz. Ama önce yapıyı bir hatırlayalım. Yapı. Yani structure, değil mi? Burada bu grupta zorlananlar olabilir düşüncesiyle bunları da vereceğiz arkadaşlar. Özne, yüklem ve varsa nesneyle oluşturacağımız bir cümle düşünün. İngilizce'deki cümle yapısı bu, değil mi arkadaşlar? İngilizce'de cümle yapısı budur. Diziliş budur. Bizden farklıdır. Bunların İngilizce adlarını da bir hatırlayalım mı Asya'cığım? Subject. Ha, fiilin hangi hali kullanılacak bu tense'te? Yalın hali. Bir diyelim ona, değil mi? Nesneye ne diyoruz? Object. Şimdi yapı bu. Düz cümle için konuşuyorum. Peki soruda ne olacak? Do ya da does yardımcı fiili devreye girecek. Değil mi arkadaşlar? Subject ve varsa object ya da başka şeyler. Yer zarfı olabilir, zaman zarfı olabilir, değil mi? Efendim, olumsuz cümlede ne olacak? Yine özne var. Başta, değil mi? Evet. Subject. Evet. Don't ya da doesn't. Yardımcı fiil. Hı-hı. İki farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Verb one, değil mi? Hı-hı. Ve nesne. Yalnız biz bir şeyi unuttuk aslında. Değil mi? Neyi unuttuk? Şurada I, you, değil mi? He, she, it, we, you, de yardımcı fiille, özneleriyle kullandığımızı farz edelim. I like football diyelim. You like diyelim, yine animals olsun, ha. Ha, az önce bahsettiğim mesele şuydu. He likes sport. Sporu sever. Aynı şey she için geçerli, değil mi arkadaşlar? She loves horror movies. Oh. Bizim evde var böyle iki kadın. Asya ile annesi.
Korku filmi seviyorlar abi. Ben babamda olsun. Ben de kaçıyorum ondan sonra başka odaya. It ne diyelim? It hates köpeğimizi ya da kedimizi anlatıyor olalım. It hates lemon. Vegetables. Ha lemon. Evet, lemon olsun. Bizim köpük limondan nefret ediyor mu? Evet. Böyle korkuyor. Bizim kedimiz var arkadaşlar. Kedili ders işleyeceğiz. Bazen getiririz. we enjoy reading. Ha? okumaktan hoşlanıyoruz. Hoşlanırız. You ne olsun? Use your smartphone too much. Çok fazla kullanıyorsun yahoo akıllı telefonunu. Evet, içimden bir anne fırladı şu an. They know English well diyeyim. Ha? Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi dikkat etmemiz gereken mevzu geniş zamanda düz cümlede spotlight desem olabilir. Nasıl yapılıyordu o ya? Yok, yapmıyor. Şunlara keşke renk renk bir şey atabilsem. Onun bir yöntemini bulabilsem. Evet. Aha, ya onu bir türlü bulamadık. Bunun oluyor herhalde bak işte ama. Kırmızı yapalım. Neyse. Bakalım. Line with. Kırmızı yapalım. Oo, hepsi değişti. Aa, ne güzel. Çok tatlı oldu. Arkadaşlar böyle daha mı güzel? Evet. Vallahi mı? Daha motive olduğunuzu hissediyoruz. Farkında olmadan oldu ama. Evet. Şimdi arkadaşlar, tabii bu her tense'de böyle tek tek bir sürü cümle örnek verecek değiliz. İlk ders olduğu için biraz. Hani acaba içimizde A1 düzeyinde arkadaşlar var mı ve çok zorlanacak mı? Onu da görsün arkadaşlarımız diye böyle bir şeye giriştik. Mesela soru cümlesinde ne yapacağımızı bize bir arkadaşımız söyler mi? Şuradaki örneklerden birkaçını soruya çevirsek hep beraber. Ne dersiniz? Duyuyorum. Mesela I like futbol dedim ben. Bana deyin ki futbol seviyor musun? Kim söyler? Kim o? Ses çok derin. Do you like football? Mikrofonla alakalı sanırım da. Ha, like Şeyma mı? Evet. Do you like football mu dedin Şeyma? Evet. Çok güzel. Do you like football? Aynen. Biri daha soruyor. Biri daha kim o? Amid Art Kültür yazıyor. Murat. Murat Bey. Murat Bey değil mi? Evet, Amid Art diye yazıyor. Aynen. Murat Bey, siz bize she ile bir soru sorun o zaman. She zamiri ile. Yani şu She Loves Horror Movies'i o korku filmi sever mi? Yapalım. Do she loves horror movies? Diyorsunuz. İtiraz olan var mı? Var. Kim o itiraz eden ya? Hep beraber ettik ama. Ne büyük terbiyesizlik ya. Allah Allah. Hep ağızdan öyle. Ya arkadaşlar ya. Petek mi konuştu? Evet. Sanki. Petek. Petek nasıl olmalı ki? Yani sence... Daz gelmeli. O S'den dolayı. O yüzden de yüklemden S düşmeli. Does she like, love horror movies? Süper. Evet. Sebeplerini de anlattı. Aynen. Anladın değil mi? Hani geniş zamanda he she'de bir S takısı gelmişti fiile. İşte o S takısı aslında fiilden alınıyor, do'ya ekleniyor soruda veya olumsuzda. Do'ya eklenince o does oluyor. S takısı kayboldu artık. O yüzden love yalın haline dönüyor. Doğru mu? Yes. Okay. Peki. Diğerleri de aynı böyle gider zaten. Bir olumsuz cümle bakalım bir de olmaz mı? Bize şuradan mesela we zamiriyle yapılmış cümleyi olumsuza çevirsin bir arkadaşımız. Kim? Merve. İstanbul Merve. Ne dersin? Denerim. Haydi bakalım. Hemen de. Olumsuza çeviriyorum değil mi? Aha. İstediğimi seçebilir miyim? We'li olan olsun. Çeviriyorum. Ha, yani. Okay. We doesn't enjoy reading.
Ay pardon. We don't enjoy reading. We don't enjoy reading diyorsun. Doğru mu arkadaşlar? Sileyim mi? Ya şimdi son konuşun ya sonsuza kadar susun. Doğru. Doğru. Doğruymuş. Evet doğru. Herhalde çoğunluk doğru kabul etti. Evet. Biz de öyle dedim bari. Evet. Tabii her yerde demokrasi işe yaramaz ama yani ben kısmi monarşi, kısmi neydi öbürü ya oligarşi. Meşrutiyet. Yani meşru, evet. Kısmi bir meşrutiyetle yürüteceğiz bu dersleri. Ben bir el koyarım gerektiğinde. Şimdi we don't enjoy reading. Okumaktan hoşlanmayız dedik. Değil mi arkadaşlar? Olumsuz cümleyi de böyle. Şimdi ne yapalım? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yapacağım da oradan yeni sayfaya geçmenin şeyini bulamıyorum. O ikon kaybolmuş yine. Heh, buldum. Evet. Yes. Arkadaşlar. Kullanımı diyorum, tamam mı? Bu tensin kullanımı. Bir. Geçmişte yaptığımız, değil mi? Yaptığımız. Halen yapmakta olduğumuz. Gelecekte de muhtemelen yapmaya devam edeceğimiz şeyleri anlatır. Böyle dört başı mamur bir ders, şey, bir tens bu. Arkadaşımız, değil mi? Evet. Mesela I always get up early in the week. Ne dedim Asya'cığım? Ben hafta içi her zaman erken kalkarım. Çok güzel. Hep öyle yaptığım şeyler değil mi arkadaşlar? Alışkanlıklarım vesaire. Devam edebilirim buraya onları, alışkanlıklarımı vesaireyi de. Düzen bir evi aslında yani. Anlatır. Alışkanlıklarımızı vesaireyi anlatır. Mızı. Bilimsel ifadeler de buna giriyor mu? Çünkü genel ve her zaman için geçerli olan ifadeler olduğu için. Bilimsel ifadeler. Evet, evet. Evet. Ona da geleceğiz. Onu YDS düzeyine geçtiğimizde bunların üstüne ekleyeceğim. Hepsini boca etmeyeceğim bu düzeyde. Okey. İki. Hadi bilimsel ifadeleri burada anlatalım yahu. Bilimsel gerçekler. Değil mi? Doğadaki kanunlar. Bu tensle anlatır değil mi arkadaşlar? Çünkü geçmişte de geçerli, bugün de geçerli ve yarın da muhtemelen. Tabii. Mesela işte water boils at 100°C işte degree. Ha? 100 derecede kaynar su. Tabii işte belli koşullarda o da. Değil mi? Deniz seviyesinde falan filan da her neyse. The sun rises in the east. Ha? Doğudan. Güneş doğudan yükselir. Yani doğudan doğar. Bu da bu tensin ikinci bir özelliği. En yaygın özellikleri bunlar zaten. Daha ayrıntıya YDS düzeyini atladığımızda yürüyeceğiz. Okey? Şimdi gelelim Simple Present'a geçelim mi? Geçelim. Present Continuous'a geçelim. Ama geçmeden önce bu tensle çokça görülen ya da en çok bu tensle görülen şeylerden bahsedelim. Ne ki onlar acaba? Sıklık zarfları değil mi arkadaşlar? Ha? Onların gavurcasını bilen var mı? Always. Verb.
Frequency adverbs değil mi? Evet. Çok güzel. Şimdi bunları sıktan seyreye doğru verecek olursak sevgili öğrencilerim. Always. İki seyri değil. Always. Yani çok sık ya böyle çok. Evet. Yani güçlü olsun diye iki seyri yazasım geldi. Hissettim. Hı? Şimdi always'i %100 kabul edelim mi arkadaşlar? Hep öyle yaptığımız şeyler değil mi? Hep. Her zaman. Usually. Asya diyor ki usually var. Sorry. Usually. Bir şey daha var bununla eş anlamlı aslında. Generally. Ha, onu da yazalım mı? Genelde. Genelde. Genellikle. Tamam, genel... Likle. Yüzde kaç diyelim ona? 90. Hani sıklık olarak. 90. Yüzde 80-90 aralığı diyelim mi? Hı hı. Sıklık olarak. Tamam. Bir dakika, bu sanki sığar ya, şöyle yapsak. Birer ara verelim mi arkadaşlar? Daha rahat görünür. He? Efendim. Şunu da biraz daha yakışıklı bir hale getirecek olursak. Neyse, yüzdeyi... Evet, tamam, tamam. Olur böyle şey. Olur böyle şey. Doğaçlama anlatıyorum. Şimdi... Often. Often ya da often. Vuslatçığım, burada mısın? Evet. Vuslat, ne demek bu? Often. Bazen. Sık sık, değil mi kızım? Sık sık. %60-70. Arkadaşlar, sık sık ama genellikle kadar sık değil. Evet. Her zaman kadar hiç değil. Hı hı. Ha? Yani %60-70 dolaylarında dolaşır bu sıklık. Türkçe'de biz sık sıkla genellikle kolay kolay ayıramayız. Evet, aynen. Evet, aynen. Elinoğlu ayırmış. Yani often'ı usually'nin altına koymuş. Çok acayip. Şimdi sosyologumuz kimdi bizim yahu? Semra mı o? Yok. Uhu. Sosyolog yazan kim? Sesi gelmiyor mu acaba? Ne bileyim? Oraya bir şey bakalım. Bakalım. Semra kızım, sesin gelmiyor mu ya? Senin? Aa. Bizim geliyor mu? Bizim geliyor herhalde, yoksa çıkardı şimdi. Çıkardı herhalde. Evet. Yani peki. Kurtardın. Şeyma'ya soruyoruz. Şeyma. Evet. Bundan sonra neyi koyalım? Baş harfini verdim. Şu an gelmiyor aklıma bir... Tamam, bir dakika. Harf iste. Harf alayım de. Soso mu? Yok. Bayağı. Sometimes. Evet. Kaç puan aldın? Al beni çikolatasının henüz %10'unu hak ettin. %100'e varınca kargolayacağız. Peki sometimes'ı bir de Türkçesini söyler misin bize? Arada. Ara sıra. Evet. Ara sıra. Bazen. Bazı. Ha? Bazen. Tam %50 değil mi? %50'den bir tık aşağı olabiliyor. Yani 40-50 de diyen kitaplar var. 40'lara kadar iner mi? İner. Ama oralara yakışacak. Ona girmeyelim daha erken. Bunun altına ne atalım Sözdar? Sözdar. Allah Allah. Dur ya, ben onun mikrofonunu açarım, görür yününü. Açılmıyor o da. Ya sahi ben niye açamıyorum ya? Ben onu... Allah Allah. Evet, açamıyorum arkadaşlar. Şöyle bunu bir biteyim. Açık olanı kapatabiliyor muyuz acaba? Yok, normalde yöneticiyim ya, açarım. Ama biz herhalde kayıt yapılmaktaysa
Bazı özellikleri iptal ediyor sanki şey. Olabilir. Kayıt yapılıyorsa o anda. Onunla ilgili olabilir. Evet, sözlerden de ses çıkmayacak gibi görünüyor. Üzülüyorum böyle olunca tabii ama kim olabilir başka bakalım? Kimler var burada? Sosyologumuz da sesi çıkmadı. Şeyma'nın sesi geliyordu bence. Şeyma? Evet evet o geliyordu. Evet, buyurun, buradayım. Şeyma kızım. Sometimes'ın altına ne öneriyorsun? Yani never diyeceğim de o çok uzak olacak. Biraz daha... Tabii tabii çok uzak olur. Çok hızlı inme o kadar. Harf alayım ben. Harf alayım diyorsun. Tamam. Bir dakika şimdi. Harf yok. Biz çizgileri verdik sadece. Dur dur vereceğiz. Sesli mi sessiz mi istiyorsun? Sesli olsun. Genelde tutar. Tamam. Bir sesli harf alacaksın. Aha. Verdim. Before. Oradan kopya geldi ama before değil maalesef. Before değil. Yok. Before da A mı var? Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Sesli mi sessiz mi? Sessiz olsun. Sessiz olsun. Evet. Peki. L mi var? L ama ne biçim? Tamam. L bu kızlar. Ha L bu. Harfi gene mi çıkmayacak acaba? Çıkar artık. Çıkar artık. Merve. Merve sen yardım etsene şu kıza. Kopya alabilirim arkadaşlar. Çetin evet kopya mi? Kabulümüz. R harfi de var sanki. Var. Kim o konuşan? Murat Bey mi? Var. Evet. R'yi nereye koyacağız Murat Hocam? A'nın hem sağına hem soluna bırakabiliriz. Hadi be. O kadar iddialıyım diyorsunuz. O kadar. Vay arkadaş. Bir yerden kopya mı alıyoruz nedir? Kitap önünde açık aslında falan. Öyle mi yani? Belki de yani. Evet. Artık. Artık hallederiz herhalde be Şeyma. Ben dayanamayacağım. İlk defa gördüğüm bir kelime olabilir. Çünkü böyle başlayan hiçbir şeyi hatırlamıyorum ben. Öyle mi? Rarely. Evet ilk defa. İlk defa mı görüyorsun bunu sen? Evet. Bir git Allah aşkına. Değil mi ilk defa mı? Evet ilk defa. Peki. Ne demek peki bu? Nadiren. Daha azdır ama. Nadiren. O zaman ben bunu görüyorum. Gerçekten ilk defa görüyormuşum diyorsun ha? Evet. %40 civarı değil mi arkadaşlar bu da? Daha az olabilir bence. Ne? Rarely. Vay arkadaş ya. Ya ben bu zımbırtıyı... Ah. Ya bundan mı kurtulamıyor muyum ben ya? Yapıştı. Olmuyor abi. Kurtulamıyoruz artık ondan. O geldi bir kere. Rarely'yi arkadaşlar şey yapmam gerekiyordu. Hani ayrı yazıldı ya. Bileşik aslında. Maalesef evet. Yani onu halledemiyorum. Geçmiş olsun. Şimdi. Şimdi. Seldim da var da ona girmeyelim hadi. Hard lever. Bunu biliyor muyuz? Hemen hemen. Evet hemen hemen hiç. Hemen hemen hiç. %20 iyi mi buna? Dostlar. Bence iyi. Çok bile. Çok bile ya. Adam olana çok bile. Evet. Ve son olarak ne diyorsunuz? Evet. Hiç. %0. Sıfır. İşte bu kadar. Şimdi sıklık zarflarımız bunlar arkadaşlar. Okey. Neyse bunu buraya atayım da bu sayfadan çıkayım ben. Bence örnek verelim mi? Biraz. Bunlarla ha? Biraz kendinizi anlatın hem bana mesela. Alışkanlıklarınızdan bahsedin ve sıklık zarfı kullanın. Ben kendi adıma bir cümle kuruyorum hemen. I never smoke... Benim de aklıma o geldi. Cigarettes.
Sen de söyle bir şey bakalım. Asyuş. Başka bir sürü kullanabilirsin. Ah ben bir düşünmek istiyorum. Sen düşünüyorsun. Evet, kim cümle kurmak ister? Bir çocuk geliyor sanki. Yine bir bebiş var bir yerlerde değil mi? Sanki Murat Bey. Serdest. Serdest örnek mi veriyor yoksa? Ne yapıyor şu an? Bazen içeri kısaca. Tam İngilizce bilmediğini söylüyor. Evet. Yani, onu da öğreteceğiz inşallah. Evet kızlar. Başka erkek yok mu ya Murat Bey'den başka şu an? Çok üzücü. Allah Allah. Siz ikiniz krallığı su, kurdunuz. Vuslat. Su. Hangini tercih ediyorsun bu arada? Vuslat mı su mu? Su. Haydi bir cümle kızım be. Kırayım. Kendini anlat. Kendine dair bir cümle. I'm always go to'du mu kullanacağım? Ne için? Giderim anlamında. Güzel, of. Evet. I'm always go to the theater. Vay. Bir de hafta sonları diyelim mi ona? Tamam. Şöyle. Hı. Bu arada M'i koymuyoruz. M just. Okey. Aa gene yaptı aynısını görüyor musun Asya? Aşağıya kadar indireceksin ondan sonra. Tamam ya indirdiğimi sanıyordum ben. Artık bu bizim başımıza bela. Bir dahaki derse kurtulmuş oluruz bundan. Evet. Şimdi bunları artırabiliriz. Birisi arama mı yaptı şu an şeyden? Evet. Cevapsız sesler. Kim aradı? Kim o? Bizden mi? Şu an? Evet. Bizden biri. Adını arkadaşlar 9935 kimin numarası ya? Sana şu an girmedi herhalde demek. Girmeyenlerden biri mi acaba? Ben miyim acaba? Ha? Telefon çalan var mı? Evet, açtı. Açtı. Alo. Grupta öyle bir numara yok yalnız. Grupta öyle bir numara yok mu? Alo. Acaba. Merhaba. Buyurun. Siz beni aradınız sanki. Ben geri döndüm. Çok özür diliyorum. Yanlışlıkla elimdeydi. Hemen kapattım ama. Tamam. Yani İngilizce dersiyle ilgili bir şey değil mi? Değil mi? Tamam. Peki. Yok daha önce gruba girip sonra kaçanlardan yanlış hatırlamıyorsam 99-35'ten değil. Evet. Kızlar. Var mı başka örnek? Petek. Ne diyeyim? Nadiren yaptığın bir şey söyler misin onu? Hatta neredeyse hiç yapmadığın. Tamam. I hardly ever ne diyeyim? Sigara içer misin mesela? Evet, çok. Ama çok. Hadi ya. Dur, evet. o zaman spor hemen spor yapmam. I hardly ever do. Ya, inanın tıkanıp kaldım şimdi. Doing spor mu diyeceğim? Do spor. Film, evet. Tabii direkt ki. Altına da benim için always yazarsak. Evet, Asya konuşuyor. Asya. Always. Does mı olmalı ya? Does. Niye ki Petek? Çünkü yani Asya şey ona eski geliyor. Evet şey. Yani. Geniş zaman. Geniş zaman. Doğası bu. Evet. Asya always does sport. Do'ya gelen nesne kısa aha böyle olur. Yardımcı fiille ilgisi yok bu does'ın değil mi? Neyle ilgisi yok? Yardımcı fiil değil burada bu does. Yok bu yükleme evet, olarak. Bu yüklem. Şey. Kesinlikle bu yüklem efendim. Evet sesi gel. Merveciğim haydi bir cümle. Sonra kesilecek. 50 geçe tekrar bağlanacağız okey? Tamam aynı hemen söylüyorum. Buyurun. Umarım telaffuzum çok kötü olmaz. I rarely fall asleep. Allah Allah. Ne demek o ya şimdi? Nadiren mi uykuya dalarsın?
Hayır, nadiren uyuyakalırım demek istemiştim yani. Tamam, olur hadi. Tamam, uygun. Genelde uyuyor yani. Yatağa gidiyor, anladım. Uyuyor. Anladım. İki Şeyma'mız mı var? Evet, ya? Şeyma Nur ve Şeyma. Evet, ben hep bir tane soruyorum. Evet. Birinin sesi daha mı kalın? Biri derinden sesi gelen. Şeyma Nur hiç konuşmadı sanırım. Hadi ya. Benim Şeyma Nur. Benim. Evet, konuşmadı. Konuşmadın daha mı? Daha önce konuşmadın değil mi? Yok, daha önce konuşmadım. Şimdi konuş abi. Haydi Şeyma Nur. Hadi. Bir cümle lütfen. I seldom surf the internet. I seldom surf the internet. On the internet. Seldom'u yazmamıştık. Yazmamıştık ama artistik yaptı. Tamam, git üst gruba sen. Git. Direkt gelirsin. Evet arkadaşlar, 50 geçe buluşuyoruz. Görüşürüz. Ben bunu kapatabilirsem. Şimdi kapatamayacağız kesin. Ben de böyle bırakıyorum ama yanlış.